öğrencilerimiz bizim bölümden mezun olduklarında Türkçe ve sosyal bilgiler, zaten bunlar yan dal olarak birbirleriyle ortak işleyen bölüm, ana bilim dalları, programlar ve dolayısıyla bu bölümden mezun olanlar Türkçe öğretmeni, edebiyat öğretmeni, Türk dili öğretmeni ya da sosyal bilgiler öğretmeni olabiliyorlar. Lisansüstü eğitimlerini de alırlarsa tarih, coğrafya, felsefe gibi branş öğretmenleri de olma hakları var. Hatta eğer öğrenciler başka alanlarda lisansüstü eğitimlerinde devam ederlerse, Osmanlıcaları da ya da eski Türkçeleri de iyi olursa, çocuklar başka kamu görevlerinde de, mesela arşivlerde dahi çalışma hakkına sahip olabilirler. Özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapma hakkına sahip oluyorlar. Öğrencilerimiz tabii birinci sınıftan geldiklerinde eğer sosyal bilgileri severek, isteyerek gelirlerse ya da Türkçeyi severek, isteyerek biraz da araştırmış olarak gelirlerse aslında hiçbir zorlukla karşılaşmıyorlar. Ama olur da araştırmadan biraz ismi hoş gelerek geldiyse zorlandığı bazı dersler, mesela Türkçe'de biraz belki bir ay içerisinde bir Osmanlıcayı öğrenirken zorlanacaktır. Ama bunu da alanında uzman olan öğretim üyelerine sahip olduğumuz için bölümde hiçbir zorluk çekmeden halledebiliyoruz. Eğer herhangi bir problemi varsa genellikle yabancı uyruklu öğrencilerde Türkçe konusunda zorluk yaşayabiliyoruz. Ama bunu da dediğim gibi öğretim üyelerimizin ekstra verdikleri etkinliklerle veya üzerine düşmesiyle birlikte bu sorunu da aşıyoruz. Sosyal bilgiler programına baktığımızda ise karşılaştıkları zorluklar şöyle olabiliyor. Biz sosyal bilgiler programında farklı alanlardan öğretim üyelerine sahibiz ve dolayısıyla da öğrencilerimiz alan derslerinde zorluk çekmiyorlar. Ancak çok çok spesifik olan, mesela hukuka giriş ya da ekonomiye giriş gibi derslerde hukuk fakültesinden ve iktisat fakültesinden gelen hocaların daha seviyeyi üst tutmaları, kendi fakültedekileri gibi üst seviyede tutmaları biraz zorluk yaşatabiliyor. Ama bunu da sosyal bilgilere gönül vermiş ve sosyal bilgiler öğretmeni olmak isteyen öğrencilerimizin hiç çok fazla bir sorunla karşılaşmadan biraz daha fazla çalışarak sonuçlandırdığını görüyoruz. Çünkü öğretim üyeleri öğrenci yaklaşımlı olarak, öğrenci merkezli olarak en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bölümümüzü tercih edecek adaylara tavsiyem şudur. Lütfen öncelikli olarak öğretmen olacaksanız, sadece bizim bölümümüz değil, öğretmenliği severek ve isteyerek gelmiş olmanız gerekiyor. Ve Türkçe ve sosyal bilgilerde bir genel donanımınız olması gerekiyor. Türkçeyi sevmeniz gerekiyor, dilinizi sevmeniz gerekiyor, tarihinizi sevmeniz gerekiyor, coğrafyanızı sevmeniz gerekiyor ve araştırmayı sevmeniz gerekiyor her şeyden önce. Bol okumayı seveceksiniz, bol araştırmayı seveceksiniz. Mesela coğrafya için demeyeyim, sosyal bilgiler için demeyeyim, aslında bütün öğretmenler mesela gezmeyi sevmelisiniz. Ama gezmeyi sadece bakmadan değil, görerek gezmek, araştırarak gezmek, bir müze ziyaretini sevmelisiniz, müzeyi gezmelisiniz, şehirleri gezmelisiniz. Ama dediğim gibi sadece bakarak değil, görerek gezmeniz gerekiyor. O yüzden de araştırmacı ruhuna sahip olmanız gerekiyor ve toplumun ihtiyaçlarına açık olarak gelmeniz gerekiyor. Onları çünkü bizler karşılayacağız öğretmen olarak. Üniversitemiz, daha doğrusu fakültemiz bütün bölümleriyle birlikte Büyükçekmece kampüsünde, Büyükçekmece yerleşkesinde. Dolayısıyla Büyükçekmece'ye gelmek isteyen öğrencilerimizin ön araştırma yapmaları gerekiyor. Ve ulaşım konusunu düşünenler ise üniversitemiz, idaremiz tarafından ulaşım kaynakları sağlanmakta. Otobüsler, seferler ve üniversitemizin içinde Büyükçekmece yerleşkesinde bir öğrenci kültür merkezimiz var. İçinde size olanaklar tanıyan işte spordu, kütüphanesiydi, çalışma alanlarıydı, yemekhanesiyle. O yüzden üniversite bu konuda son derece hassas, size yardımcı olmak istiyor.
Şimdiden gelecek olan arkadaşları beklediğimizi söylüyorum ve hoş geldiniz diyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.